Sevgili seyirciler, bakın peygamberler hiç tekellüfsüz, tasannusuz. Öyle zorlanma ve yapmacıklara hiç tevessül etmeden. Son derece samimi, son derece sade bir üslupla. İnsanlara hiçbir zaman kendilerini olduklarından farklı göstermek istememişler. Tabiilik en güzeli, tabiiliğin. Yapmacıktan, tasannudan uzak olmanın en güzel örneğini peygamberler vermiştir. Kendilerini hiçbir zaman insanlardan farklı gösterme iddiasına ve sevdasına kapılmamışlardır peygamberler. Fevkalade fıtri yaratılışlarına, hilkatlerine uygun bir şekilde insanlara çok böyle sade bir üslupla İslamiyeti, dini anlatmışlar. Onlardan da hiçbir menfaat beklememişlerdir insanlar. İnsanların tabii peygamberleri değerlendirirken özellikle bu noktalara dikkat etmeleri bilhassa bu altı çizilerek, vurgulanarak istenmiş insanlardan. Daima bu noktalara dikkat çekilmiş bakın. Diyor ki peygamber, ben ancak bana tabi, bana bildirilen Allah'ın bana vahyettiklerine tabi olurum. Kendi başıma iş görmem, aklımdan bir şeyler uydurarak, bir takım böyle saçma sapan iddialarla insanları kandırmaya gitmem. Ve benim öyle fazla bir iddiam yok. Ben ancak insanlara akıbetlerini haber veriyorum. Onları geleceklerinden, kendilerini bekleyeceği bekleyen sıkıntılardan haberdar ediyorum ki o sıkıntılara düşmekten kurtulsunlar. Şimdiden tedbir alsınlar, akıllarını başlarına devşirsinler, dikkatli ve ölçülü olsunlar diye onları uyarıyor, daima bunu söylüyor bakın. Daima eski peygamberlerin davranışlarından, onların çizdikleri istikametten de insanlara haberdar ediyorlar. Çizgi farkı olmadığını, arada tam bir paralellik olduğunu da ortaya koymak istiyorlar peygamberler. Ayet-i kerimelerde bakın hep kul ile geliyor. Kul ile başlayan ayet-i kerimeler daima peygamber efendimize hitaptır. Söyle manasında kul. Kale, yekulüden kul emir oluyor, söyle demek, bildir, anlat. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bakın yine اَرَأَيْتُمْ soru edatıyla başlayan istifham, hemze-i istifhamiyle başlayan bir cümle var bakın. Kul de ki, eraeytüm, gördünüz mü, düşündünüz mü, üzerinde akıl yürüttünüz mü manasında, değerlendirdiniz mi? İn kâne min indillâhi, eğer o sizin söylediğiniz gibi değil de, haşa, peygamber tarafından uydurulan bir söz değil de Allah katından gelmiş bir kelam, bir Allah kelamı ise Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bildirdiği, Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bir gerçek ise Kur'an-ı Kerim, ve kefertüm bihi ve siz de onu inkar etmişseniz eğer, ve şehide şahidun min beni İsrail'e ala mislihi, İsrailoğullarından da onun benzeri, ona, onun kendisine şehadette bulunan bir şahit de varsa eğer, bir de birisi şahitlik etmişse sözlerinin doğruluğu konusunda, buradaki şahidin kim olduğu konusunda çeşitli rivayetler var. Abdullah İbni Selam olduğunu söyleyenler olmuştur. Veyahut da bu şahidin Musa Aleyhisselam olduğunu ve Tevrat vasıtasıyla Peygamber Efendimizin hak peygamber olarak gönderileceğini haber verdiği konusuna işaret edenler de olmuştur. Ala mislihi derken burada misil kelimesinin sıla olduğunu, yani zait olduğunu ifade eden Zemahşeri ala mislihili mislihi aleyhi şeklinde tefsir etmenin uygun olacağını da söylemiştir. Şimdi burada ve şehide şahidun min beni İsrail'e, beni İsrail'den, Yahudilerden, İsrailoğullarından bir şahidin şahitlik etmesi durumu da söz konusu olunca, eğer bu kitap eğer Allah katından gelmiş ve siz bunu
İsrailoğullarından bu söylenenlerin hak olduğunu kabul eden ve bu konuda şehadette bulunan, tanıklık eden bir kimse de varken siz bunu inkar etmişseniz eğer, فَاَمَنَ o kimse buna iman etmiş, peygamberin, peygamberliğinin doğru olduğunu kabul etmiş, beyan etmiş ve siz de وَاسْتَكْبَرْتُمْ siz de bu konuda kibirlenmişseniz o zaman sizden daha sapık kim olabilir? Yani daha sapık kim olabilir manasında burada şart cümlesinin cevabı mahzuftur diyor müfessirler. O takdirde cevap da yani bunu yapan insanların, bunu işleyenlerin durumundan daha şaşkın, daha sapık, daha dalalette kim olabilir acaba manasında. Bu şekilde cümleyi cevabıyla birlikte tamamlamışlardır. Şimdi burada şahit kelimesinin, şahidin kim olduğu konusunda birbirinden farklı rivayetler var. Bunun Abdullah İbni Selam olduğunu söyleyenlere karşı bazı müfessirler demişlerdir ki, mesela Mesruk bu konuda diyor ki, İmam-ı Kurtubi'nin tefsirinde gördüğümüz rivayetlere göre, eğer diyor bu şahit Abdullah İbni Selam olsaydı, bu takdirde bu Ahkaf suresi Mekki surelerdendir. Halbuki Abdullah İbni Selam, Peygamber Efendimizin vefatından 2 yıl önce İslamiyet'i kabul etmiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin dünyaya veda edişinden 2 yıl önce, yani Medine-i Münevvere'de İslamiyet'le müşerref olmuştur. Yahudi alimlerindendi. Peygamber Efendimizin yanına geldi, ona bazı sualler sordu. Onun hak peygamber olduğunu kabul etti. Zaten Resulullah Efendimizin mübarek yüzünü görünce bu yüzün sahibi yalancı olamaz dedi. Bu yüzün sahibi yalan söyleyemez dedi. Öyle bir asalet, öyle bir nuraniyet var ki o kalp gözüyle, vicdan ve insafla bakarak dedi ki mümkün değil. Bu insan bir yalan iddia ile ortaya çıkmış olamaz dedi. Resulullah Efendimiz'e bazı sualler sordu. Bu suallerin cevaplarını ancak bir peygamber olan doğru olarak cevaplandırabilir dedi, iman etti. Sonradan da tabii kafirler onun iman ettiğini, kendi hemşehrileri Yahudiler onun iman ettiğini bilmiyorlardı. Peygamber Efendimiz'in yanına gelince dedik ya Resulallah, siz evvela benim hakkımda onlara sorun. Onlara bu konuda sual tevcih edin bakalım. Bunu nasıl tanıyorsunuz? Nasıl bir insandır diye sorun. Ondan sonra da ben onlara Müslüman olduğumu açıklayayım. Bakalım tavırları ne olacak? Dedi Peygamber Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz Yahudi cemaati gelince onlara sordu. Bu Abdullah İbni Selam'ı tanıyor musunuz? Dedi Peygamber Efendimiz. Öyle buyurdu. Onlar dediler ki bu bizim en kıymetli insanımızdır. Bizim alimlerimizdendir. Çok değer verdiğimiz bir kimsedir dediler. İnsanların tavrına bakın. Biraz evvel böyle söyleyen insanlar Abdullah İbni Selam'ın radıyallahu anh Müslüman olduğunu duyunca bu defa ona hakaret etmeye başladılar. فَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ya. Yahudiler de Hristiyanlar da sen onların dinine tabi olmadıkça kesinlikle senden razı olmazlar. Sana hoşnutlukla bakmazlar onlar. İşte tavırları bu. Fanatizm bu işte. Hani diyorlar ya o bir takım iddialarla batılılar daima Müslümanlar fanatiktir, mutaassıptır vesairedir. Esas taassup onlarda bakın. Biraz evvel tezkiye ettikleri, tebcil edip yücelttikleri adamı kendi dinlerinden olmadığını anlayınca bu defa hakaretle tezyife başlıyorlar. İşte tavır bu. Çifte standart diyorlar ya, şimdi çok meşhur olmuş o tabir. Aynen onu uyguluyorlar. Birbirinden farklı, kendi menfaat ilişkilerine, kendi görüşlerine aykırı bir durum söz konusu olunca birdenbire değer hükümleri hemen değişiyor birdenbire. Hemen farklı hale geliyor. İnnallâhe lâ yehdil kavme'z-zâlimîn. Allahü Teala zalim, haksız olan, daima gerek insanlara gerek hakka karşı menfi tavır içinde bulunan insanları, toplulukları hidayete erdirmez Cenab-ı Hak. Bunlar istikbar etmişler, kibirlenmişler, böbürlenmişler, kendilerini büyük görmüşler. Kendilerinde
bir varlık vehmetmişler. Öyle zannetmişler. Kendilerinin güçlü kuvvetli olduğu zihabına kapılmışlar. Ve onun için gerçeğe, hakka karşı çıkmışlar. Cenab-ı Hak işte böyle zalim olan, haksızlık eden kimselere hidayet nasip etmez Cenab-ı Hak. Mütevazı, haddini bilen, mahviyetperver, insanlara karşı saygılı, mahcup ve hayakar olan kimseler, yaratılışında bir asalet bulunan kimselere Cenab-ı Hak bir vesileyle hak ve hakikati nasip ediyor Allah-u Teala. Cenab-ı Hak insanlara zulmetmiyor, insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ya Allah-u Teala insanlara daima merhametle, re'fetle tecelli ediyor ama insanlar bazen çok azıtıyorlar. Kendi güç ve imkanlarını unutarak, fani olduklarından gafil olarak çok yanlış, çok saldırgan ve mütecaviz, agresif bir tavır içine giriyorlar insanlar. Ya Allah korusun. Onlara Allah hidayet vermiyor işte. Cenab-ı Hak kusurlu da olsa, hatalı da olsa, zaaf ve kabahatları da olsa bir insanın kalbinde eğer tevazu varsa, hakka karşı bir saygı varsa, en azından hürmetle dinleme lütfunda bulunuyorsa Cenab-ı Hak ona hidayet kapısını açıyor. Ama insanlar kendini beğenmiş, mağrur olurlarsa bu gurur ve kibir dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara hidayet vermiyor. Allah korusun. Cenab-ı Hak o durumlara öyle nasipsiz hallere düşürmesin Cenab-ı Hak. Ve قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Ya kafirlerin değer ölçüleri meydanda bakın. Bir meseleyi değerlendirirken onlar daima zahiri sebeplere, göze görünen bir takım kriterlere önem veriyorlar. Onları kıstas ve ölçü olarak alıyorlar bakın. Günümüzde de bu böyle değil mi zaten? Hep öyle. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler, inkarcılar dediler ki لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlere, Müslümanlara, müminlere dediler ki لَوْ كَانَ خَيْرًا Eğer bu iyi bir insan olsaydı diyorlar haşa Peygamber Efendimiz için. Bu iyi bir kimse olsaydı diyor. Kıymetli, değerli, yüce şahsiyet olsaydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için diyorlar, Peygamberimiz için. Haşa. İyi bir insan olsaydı مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ Bu gördüğümüz haşa ayak takımı kimseler diyorlar bunlara. Yani Müslümanlardan Bilal-ı Habeşi, Ammar İbni Yasir, Suhayb Hazretleri, Suhayb-i Rumi vesaire gibi kimseleri onlar hakir görüyorlar. Toplumun alt kademesinde, alt katmanlarındaki insanlar olarak onları değerlendiriyorlar. Sanki bazı doğu ülkelerinde görülen kas sistemi gibi böyle toplumda insanları çeşitli kategorilere ayırmışlar. İçtimai durumlarına, zenginlik ölçülerine göre onları bir derecelendirmeye tabi tutmuşlar. Ona göre diyorlar ki bu gördüğümüz insanlar bizden önce Müslüman olmazdı, ona değer vermezdi. Eğer bu gerçekten kendisine kıymet verilecek bir şahsiyet olsaydı onu evvela biz benimserdik. Niye bu gerizekalı adamlar haşa öyle düşünüyorlar? O yüce insanları Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala an, Seyyidül Müezzinin, Ammar İbni Yasir Hazretleri ne korkunç işkencelere maruz kalmış. Babası ve annesi vefat etmiş, işkencelerle şehit olmuş kimseler. Bunları görüyorlar da onların cemiyet içindeki durumlarına bakarak onlar diyorlar ki مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ Bunlar bizden önce Müslüman olma imkanına kavuşamazlardı. Bunlar bizi sebkat edip bizi geçemezlerdi. Bunlar neden daha önce Müslüman oldular? Bu adam iyi bir adam olsaydı evvela biz Müslüman olurduk diyorlar. Mantığa bakın. وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ Eğer onlar Kur'an-ı Kerim'e yol bulma, onun gerçeklerine ulaşabilme fırsatını elde edemezlerse, edemeyince diyeceklerdir ki bu çok eskiden beri süre gelen bir yalandır, uydurmadır derler haşa Kur'an-ı Kerim hakkında. Kur'an-ı Kerim önceden beri söylenen masallardan ibarettir derler haşa. Yani diyorlar ya esatirul evvelin, önceki insanların
masal ve efsanelerinden ibarettir diye bunu bu şekilde değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'i anlayamayınca, ondaki hakikatlere nüfuz edemeyince, onu içine sindiremeyince böyle diyeceklerdir diyor. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor.